Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymalı mücver tarifi hazırladım. Gerçekten muhteşem oluyor. Tarifimi güvenerek deneyebilirsiniz. O zaman sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarife öncelikle iki tane kabağımın kabuklarını soymakla başlıyorum. Mücver tarifi için 2 tane iri kabak kullandım. Kabak sayısını evinizdeki kişi sayısına göre artırıp azaltabilirsiniz. Kabakları güzelce yıkayıp temizledikten sonra rendenin büyük kısmıyla derince bir kabın içerisine kabaklarımı rendelemeye başlıyorum. Kabaklarımın tamamını rendeledim ve hemen kenara alıyorum. Yarım demet maydanozu temizce yıkadım. Sap kısımlarını kestim. Ve ince olacak şekilde bıçak yardımıyla ince ince kıyıyorum. Eğer evinizde dereotu veya yeşil soğan da varsa onları da içerisine ilave ederek de mücverinizi hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz içerisine havuç da koyabilirsiniz. Havucunuz varsa onu da rendeleyip içerisine ilave edebilirsiniz. Maydanozlarımı doğradıktan sonra hemen diğer iç harcını hazırlamaya geçiyorum. 3 tane yumurtayı derince bir kabın içerisine aldım. 1 su bardağı unumu da içerisine ilave ettim. Unun miktarı unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. İlerleyen dakikalarda eğer un miktarı az gelirse içerisine ilave edeceğim. Unu ve yumurtayı iyice karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber ve 1 çay kaşığı kadar da karabiberi ilave ettim. Baharat kısmını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kıymış olduğum maydanozları da hemen içerisine ilave ettim. Eğer mücver tarifi hazırlayacaksanız mutlaka içerisine ekleyeceğiniz havuç veya kaban suyunu mutlaka elinizle sıkın. Bu şekilde tamamen su dal arındırdıktan sonra kabın içerisine yerleştiriyorum. Damak zevkinize göre ben bugün mücveri kıymalı olarak hazırladım. Siz dilerseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz. 100 gram kadar kıymayı mücverin içerisine yerleştirdim. İyice karıştırdıktan sonra sizlerin de gördüğü gibi kıvamı bu şekilde oldu. Daha sonra herhangi bir un ilavesi yapmadım. Eğer gözünüze cıvık geliyorsa bir miktar daha un içerisine koyabilirsiniz. Mücverin hamurunu hazırladıktan sonra tavamı içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Mücverinizin yağ çekmesini istemiyorsanız mutlaka Yağınızın kızgın olmasına dikkat edin. Yağınız iyice kızdıktan sonra bir yemek kaşığı kadar mücver hamurundan içerisine yerleştirip kenar kısımlarını da yuvarlak hale getirip iyice bastırıp incelttikten sonra kızarmasını bekleyebilirsiniz. Kızaran mücverleri hemen diğer tarafına çeviriyorum. Hemen kenarda beklettiğim tabağımın içerisine kızaran mücverlerimi alacağım. Gerçekten yapılışı inanılmaz derecede kolay ve oldukça lezzetli bir tarif. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da Yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Beni buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Tarifim için kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi yapabilirsiniz. Tüm mücverlerimi orta ateşte üzeri kızarana kadar pişirdim. Ve bu şekilde hazırladım. Ve artık tarifim servise hazır. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.